Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi İrfan Mektebi, Hak Yolunun Seyir Defteri. Sayfa 82'den başlamıştık. İkinci kısmın birinci bölümü, yani 8. bölüm. 83. sayfada külü şeyin helikün illa veçehu ayetiyle devam ediyorduk. Ona yine devam edelim. Bu hususta soracak bir şeyleri olan var mı ayet hakkında? Şey, burada Allah'ın esmalarından bir tanesi olarak algılayabilir miyiz? Hangisini? Şey kelimesi. Tabii eşya olarak şeyiyet nasıl meydana geliyor? Cenab-ı Hakk'ın Zahara ismiyle meydana geliyor. O halde şeyiyetin hepsi zahara esması hükmündedir. Aynı zamanda evvel ismine de karşılık gelir mi? Yani çünkü burada önce şeyden bahsediyor, sonra da veçhu diyor. Veçhu da ahir olmuş oluyor. Yani önce bir şey olacak, ondan sonra veçhine dönüyor. Tabii. Yani şeyiyet evvela ortaya çıkacak ki Cenab-ı Hak evvela zaten şeyiyeti halketti. Şeyleri, eşyayı halketti. Ki aslında bu alemin gerçek meyvesi insandır. Hani Mesnevi'de yazar Mevlana Hazretleri, bahçıvanın gayesi nedir? Bahçıvanın gayesi meyvedir. Ama meyveden evvel ağacı ekmektedir. Bu şekilde ağaç evveldir. Ama meyve gaye olduğundan, ağacın ekilmesine meyve sebep olduğundan meyve evveldir. O halde Cenab-ı Hak bu alemlerden murat insan-ı kamili zuhura getirmek olduğundan, ama şecere kevn, şeceretül kevn, yani iki alemin ağacı Adem meyvesi için dikildi, oluşturuldu bütün bu alemler. O zaman zahire göre şeyiyet evvel ama batına göre insan evvel, meyve evvel. Yani her ne kadar vecih kelimesi külü şeyin helikün illa veçehu denilse de vecih baki olduğundan, yani baki olacak olan vecih olduğundan, diğer şeylerde de vecih olmadan onlar meydana gelmeyeceğinden, gelemeyeceğinden, o halde evvel de onlar vecihti. Ve ilallah turcaul umur, Allah'a döndürüldüler. Sonra da vecih oldular ki asılları vecihti zaten. Yani bir esma-i ilahiyenin zuhura çıkması için, görüntüye, Rezzak ismi mesela, görüntüye çıkması için patlıcan, patates, ne varsa yiyecek şeyler, bunların hepsi Rezzak isminin şekil almış değişik halleridir. Onunla rızık verir Cenab-ı Hak mahlukatına. İşte gördüğümüz yerdeki kavun, Rezzak isminin kavun şeklindeki zuhurudur. Onu biz öyle idrak ettiğimiz zaman kavunun kendine ait bir kavunluğu olmadığı, hani zaman zaman latife türü deriz ya, biz eğer gerçek manada yiyeceklere bir ücret ödemiş olsak, ödememiz, almamız mümkün değil. Bir tek limonu, bir tek cevizi, bir tek mandalina, portakal, üzüm, bir tane üzüm, bir ömür boyu çalıştıklarımızın hepsini versek veya bize miras kalan onunla birlikte neyimiz varsa versek, bunları satsak, karşılığında bir lokumu, bir cevizi, bir işte düşünün ne varsa, bir elmayı almamız mümkün değil. Paramız yetmez. Peki verdiğimiz 3 lira 5 lira kiloya alıyoruz, veriyoruz. Bir de çok diye, pahalı diye de ver yansın ediyoruz. Olur mu kadar pahalılık diye. Orası ayrı konu. O parasını verdik aldık diye rahatız.
gönlümüz rahat. Ha, verdik nasıl olsa vicdanen. Çalmadık ki işte, verdik parasını aldık diyor. O da gönül rızasıyla tattı verdi bize. Al bu kadar. Biz de gönül rızasıyla karşılığını verdik. 5 lira, 2 lira, neyse 3 lira. O verdiğimiz para hizmet parası. Ne portakalın parası, ne elmanın, ne domatesin parası, ne biberin parası değil. Hiç ilgisi yok. Hizmet parası sadece. Kazması, çapası, maliyeti yani uğraşması, işte götür getir nakliyesi, ilacı nesi varsa onu veriyor, onun karşılığını veriyoruz. Cenab-ı Hak hibe ediyor bize bütün o gıdaları. Rezzak ismiyle hibe ediyor. Bizim almamız mümkün değil. Biz almamız için bize ait bir dünya toprağımız olması lazım. Bize ait, bizim halk ettiğimiz, var ettiğimiz bize ait bir dünya lazım. O mümkün mü? Değil. Bize ait bir güneş lazım. Bize ait su, bize ait hava, bize ait toprak ne varsa yani onun büyümesi için yardım gelen, hele hele tohum, o tohumun bize ait olması, yani biz icat etmiş olmamız lazım. Yani kendi başımıza bir alem, bir güneş sistemi en azından biz halk etmiş olmamız lazım. Ki oradan o bizim olsun. Bu böyle bir şey de söz konusu olmadığına göre. Ama bir portakal, bir limon, bir domates, bir işte ceviz ne varsa bu sistem içerisinde üretiliyor. Bak, güneş sistemi içinde üretiliyor. Güneş olmasa bir şey olmaz. Su olmasa hiçbir şey olmaz. Toprak olmasa nerede olacak? Hava olmasa nerede olacak? O halde gördüğümüz ne varsa yiyecek manasında Rezzak isminin Cenab-ı Hak tarafından bize fisebilullah yani bedava verilmesinden başka bir şey değil. Bunun ancak vicdanen ödenmesi namazla mümkün sadece. Başka hiçbir şekilde ödenmesi mümkün değil. Tabii o konu bilirsiniz konuşulmuştur. Oraya girmeyelim şimdi mevzu değişmesin. Yani külli şeyin helikün o şeyin içerisinde bunlar da var. İşte demin bahsedildiği gibi hangi şeyden bahsediyorsan o şeyi meydana gelen aslı olan programlayıcısı olan tasvirisi olan bir isim vardır. O ismin zuhuru ile o ismin hakikatiyle o şey ortaya çıkar. İşte o şeyin kendine ait varlığı olmadığını, bir ismin varlığını biz idrak ettiğimizde o şey helak olmuş olur. Yani sehpa ismi bundan gitmiş olur. Ne kadar hakkın veçi olarak kalır. Hani sözlerim, bunu Türkçe'de yüz diye karşılıyorlar. Öyle der de değil. O. Tam karşılığı değil. Tam karşılığı. Tamam. Tam karşılığını çalışsak başka bir kelime kullanabiliriz. Çünkü iki kelimesi yüzle karşılandığı zaman sınırlanmış oluyor. Tabii. 30 santimetre kareye ayet-i kerime sınırlanmış oluyor. Yüz, insan yüzü tabii. Gibi. Hemen o geliyor. Öyle değil. Onun için işte Kur'an-ı Kerim'i sadece Arapça kalıpları içerisinde değil. Rapça kalıplar içerisinde bakmak lazım. O da kalıba girmez zaten. Yani baştaki A harfi nida olmakta. Derinliğine doğru inildiği zaman bu böyle bizim bildiğimiz gibi Arap kavminin lisanı değilmiş. Rapça imiş diye geçer. Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'da iken, Ümmül Kitap'tayken, Levh-i Mahfuz'dayken Kur'an-ı Kerim vardı ve Arapçaydı. Ama Arap ırkı yoktu o zaman. Nasıl oluyor o zaman Arapça Kur'an-ı Kerim? Beşeri Arapça nasıl oluyor? Mümkün değil. İşte Arapça, yani Kur'an-ı Kerim Arapça ama ilahi Arapça. Bakın, beşeri Arapça değil. Beşeri Arapça olması mümkün değil. Beşeri Arap yoktu zaten o zaman. Arap yoktu ki lisanı olsun. Ama Cenab-ı Hakk'ın kendi aslında bütün lisanlar olduğu gibi daha iç ilmi ilahiyesinde Arapçası da vardı ama ilahi manadaki genişlikte olan işte vecih kelimesi de bunların açık olan bir şey. O beşeri Arapça
kalıplarına girip de mana kalıba döküldüğü zaman kalıp olmakta. Ama mana kalıba girmez. Mana hiçbir şeye girmez. Manayı tutacak, manayı muhafaza edecek bir şey var mı bu alemde? Mana ruh, ruhu tutacak, kalıplaştıracak bir şey var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim baştan sona mana, baştan sona ruh kalıba girer mi? İşte beşerileştiği zaman, yani beşeri Arap lisanı içerisinde benzeyişinden zannedilmekte, beşeri Arap kalıplarına girdiği zaman ismi üstünde kalıp, bak, o kişi için artık o kalıbın dışına çıkamaz. Vecihe 100 demişse 100'dür, o kadar. Ama mana gitti, kalıba girdi mana. 30 santimetre kareye ayet-i kerimeyi illa ve şehu, hem de hu'nun veşhi, bakın ya. Hu da o demek değil mi? O işte falan bu işte, tamam, mana gitti. O dediğin zaman mana gitti. Oradaki hu, bakın, hakikati ilahiyenin zati hüviyetini anlatmakta. Hüve derken de hu diye ifade edilen, hüve derken de oradaki vav, hu diye uzatma işareti gibi olduğu, uzatma işareti olduğu gibi de ayrıca hu'nun vekaletini bize bildirmekte. Oradaki vav, hu'daki vekalet, yani risalet mertebesini bildirmekte. Hu, Allah'ın zatını, hüviyetini bildirmekte. Oradaki vav da zatının zuhura dönük halini, yani risaletini vav ile bize bildirmekte. Nerede şimdi hu, o nerede, bu nerede? İşte o dediğin zaman beşer Arapça, hu dediğin zaman ilahi Arapça bu. Bunu evvela bilmek lazım. Varlığını en azından bilmek lazım. Aksi halde döner dururuz, o kalıbı alırız, kalıp olarak Kur'an-ı Kerim'i kalıbın içine koyarız. Ona da yaptığımız en büyük haksızlık o olur. Yani Allah etmesin. Zararı evvela bize olmakta. Çünkü biz kalıbı koyduk, kendi kalıbımızla kalıp yaptık. Kalıpsız olduk zaten. Kalıplı olduk ama yani o kalıpta bir şey yaramıyor. Bir yerde kullanılıyor sadece kalıp. Yes, kalıp tek düze bir şey üretiyor. Kalıp, aynı kalıp. Vecih dendiği zaman ayrıca onun kelimeleri itibariyle de incelenmesi lazım. Vav, cim, he harfleriyle incelenmesi lazım ki bu vecih dendiği zaman neyi ifade ediyor? Yüz diye ifade ediyor, çehre diye ifade ediliyor. Orada da doğru. Yani oraya da o kadarı lazım. Orada da yeterli onun. Başka bir derdi yok ki onun. Ha, yüz mü, veçe mi, cephemiz diyor işte. Çehremiş deyip geçiyor. Evet. Devam edelim. Onun veçinden başka her şey helak olacaktır. Hüküm onundur. Ona döndürüleceksiniz. Bu genel manası bu. Ama döndürüleceksiniz. Nasıl döndürüleceksiniz? Herkesin dönüşü bir başka türlü olacak. Hani beşeri manada dönüşü muhteşem oldu derler ya. Bizim dönüşümüz hangi zilletle olacak acaba? Yani Allah etmesin. Yüzümüz olacak mı dönmeye ayrıca? Ey kullarım diyecek, ben size sizinle beraberdim. Ve hüve mâküm. Eyne mâkümtüm. Ne kadar açık. Bak. Ve hüve o mâküm. Sizinle beraber. Bundan büyük daha bir lütuf, bundan büyük müjde olur mu? O sizinle beraberdir diyor ama siz neredesiniz? Şimdi yanımızda, gönlümüzde, cebimizde bir ömür boyu bizimle beraber bir ceketimiz var, sırtımıza giydiğimiz ceketimiz var. Bir ömür boyu bizimle beraber ama biz bunun farkında değiliz. O ceket soruyor, ya kardeşim bir ömür boyu seni ısıttım, sana yardımcı oldum, seni korudum ama benden hiç haberin olmadı. Sen korunduğunu kendi kendine korunduğunu zannediyordun.
soğuktu. Halbuki ben seni korudum, ben seninle beraberdim. Ama sen benden hiç haberdar olmadın. İşte Cenab-ı Hakk'a biz giyinmişiz aslında böyle. Ama giyindiğimiz hakikatimizin ne olduğundan haberimiz yok. Bu sorunun cevabını eğer ahirette kişi verebilirse diyor irfan ehli, ondan sonrası kolay. Bu soruyu veremeyenler sonra diyor her yönden hesaba çekilecek. Bu soruyu veremeyenler cevap. En zor soru en başta zaman. Hani sor. Bu soruyu cevap veremeyenler diğer sorulardan muaf mı? Muaf değil. Zaten onları burada cevaplamıştırlar. Yani bu soruyu cevaplayan onları burada cevaplamıştır. Yani kul hakkı vesaire gibi konular için muaf mı? Hepsi içerisinde. Yani şer'i hükümler de içerisinde, tarikat hükümler de içerisinde, hakikat hükümler de içerisinde. Hepsi içerisinde. Bir şimdi bu ismi biliyorsunuz o demek ki yani bazı görüşler var şimdi bu ismi Allah'ın ismi mesela bu ismi Allah'ın diye divanlar falan var biliyorsunuz. Yani bunu nasıl nitelendiriyor? İsmi Azam? Yani bu ismi. Hu ismi. Evet. Tam anlayamadım da onun için. Yani Allah'ı nasıl nitelendiriyor? Şimdi bir dakika. Fazıl, bu kardeşi tanıyor musun? Ha, ona bizim o yedi bir ismi has, 13'ü kitabı indirsene kardeşimize. Ha, orada var bu ismiyle, İsmi Azam'ın nerede, bu ismi nerede başka diye. Ama özetle söyleyeyim, manevi alemde hu ismi, yani latif alemde hu ismi İsmi Azam'dır. Batın aleminden zuhura çıkmaya başladığı zaman Allah ismi İsmi Azam'dır. Efal aleminde, bu alemde ise Muhammed ismi, ismi Azam'dır. Özet olarak böyle bilirsen, o sana Fazıl'ın göndereceği kitapta. Bunların biraz daha genişi var. İyi bir soru o da. Evet, bu kadar laftan sonra yaşantısı, yani bu halde olan kişinin yaşantısı, gerçi hep anlatılmaya çalışılan bu halin yaşantısıydı. Ama özetle biraz daha bakalım. Nefis mertebelerini bitirip tevhid-i efale varan kişinin sıfatı evvela kendi varlığında tevhidi oluşturmasıdır. Zaten buraya gelinceye kadar yani nefis mertebelerinde emmare, levvame, mülhime, mutmenne, radiye, merdiye, safiye mertebelerinde bu mertebelerin hepsini, yani nefis mertebeleri kendi bünyesinde zaten birleştirmiş olacaktır. Oraya gelmiş olan kişi. Nefs-i safiyede beşeri varlığından tamamen soyunmuş olarak hiçlik, yokluk, renksizlik halinde iken burada hakikati yönünden tekrar kendi özel ve hakkani kimliğine ulaşmasıdır. Eski birimsel varlığının başka bir idrak ve varlıkla değişmesidir. Yani başka bir anlayışla değişmesidir. İşte bu anlayışta demin de ayet-i kerimede de bahsedildiği gibi ve belki sohbetimizde senurihim ayatina filafaki ve fenfüsihim de bir evvelki sohbette de o ayet izah edildiği gibi bunlarla kendi varlığı değişmiş olmakta. Yani aleme olan bakış açısı aslı itibariyle nasıl lazımsa o hale dönüşmeye başlamıştır veya o yoldadır. Bu seyir tamam olunca kişi çalışmasını dış aleme çevirir ve orada tevhid idrakini oluşturmaya başlar. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi Fettah ismidir. Ancak bu izahı duyan şimdi elini alır da on binlerce Fettah ismini çekmeye başlarsa gene bir yere gidemez. Fettah olur. Fettah ismidir. İşaretin ehli bilir. Mürşidinin himmeti irşadıdır. Hakikat mertebesinin başlangıcıdır. Burası şeriat, tarikat, hakikat mertebesinin
başlangıcıdır. Bu ayet-i kerimelerle ifade edilen haller, hakikat mertebesi. Buraya gelinceye kadar şeriat ve tarikat mertebesini zaten geçmiş olması gerekiyor bir kimse. Eğer bir kimse bir ömür boyu şeriat mertebesinde duruyorsa tarikattan haberi olmaz. Eğer bir kimse şeriatı aşmış, tarikat mertebesine gelmiş de bir ömür boyu tarikat mertebesinde duruyorsa hakikatten haberi olmaz. Eğer bir kimse bir ömür boyu hakikat mertebesinde duruyor ise marifetten haberi olmaz. O halde bunların hepsi birer iskeledir, birer basamaktır, birer geçiş yerleridir. Sıralanmıştır pirlerimiz bunları böyle sıralamışlardır. Bizlere de düşen elimizden geldiği kadar bu hakikatleri idrak edip anlamaya çalışmamızdır. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu yolda kolaylıklar nasip etsin. Fettah dendiği zaman sadece ismini tesbih elimize alıp ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah diye lafzen bunu çekmek değil. O zaten bizde fazla zikir verilmez. Kem değil, keyfeye bakılır. Yani kaç tane, kaç bin, yüz bin, on bin zikir değil, kaç tane ama nasıl çekildiğidir. Kem nasıldır. Keyfe nasıldır. Kem kaç tane değil de keyfe nasıl çekildi bu. Yani kem riyal derler ya hani kaç riyal. Bu adedin çokluğu değil, adedin kaliteli olmasıdır. Yani idrakle, şuurla, fettah dediği zaman neyi açacak? Fatih bilindiği gibi açıcı manasına, meftuh da açılmış manasına, miftah da anahtar açıcı manasına. Bunların hepsinin zuhur halleri bizde olması gerekiyor. Fettah dediğimiz zaman şeddeli okunduğunda çok fethedici manasına. Çünkü o kadar çok fethetmemiz lazım gelen yerler var ki gönül alemimizin, gönül bahçemizin her tarafını hayal ve vehim istila etmiş. Bunları yeniden oralarını temizleyip bizim fetih etmemiz gerekiyor, fethetmemiz gerekiyor. Yani ruh alemimizin, nur aydınlığımızın yeniden kurulması için, aslı itibariyle, aslımız itibariyle yeniden kurulması için bunların tekrar aslına döndürülmesi, yani tapusunu almamız gerekmekte. İşte ilk başlarda nefsi emmarede, levvamede nasıl hani o mahluklar karşımıza çıkıyorlar, rahatsız etme bizi ya diyorlar, şimdi biz burada rahattık, bu saha bizimdi. Kim geliyor buraya bize okları atıyor, ebabil kuşları nerede diyor, indiriyorlar onları üstümüze. Onun için ortaya çıkıyorlar, kendilerini ele veriyorlar farkında olmadan. İşte her bir emmari, levvami manada, mülhime manasında öldürülenler, öldükleri zaman, mutlak manada ölmezler, hükümsüz kaldıkları zaman o sahayı biz almış oluyoruz. Ve o saha bize ait bir saha oluyor. Orada yayılmaya başlıyor, yaygınlaşmaya başlıyoruz. Yani gönül alemimizi genişletmeye başlıyoruz. Fettah isminin de hepçe sayı değerleri vardır. Onları da vakit bulunca çıkarmak lazım. Fettah ismi diyor. 489 mu çıkıyor? 489. Onların da bağlantıları var hepsinin tabii ayrı ayrı. İşaretini ehli bilir. Yani Fettah ismini sadece çekerek ben bu dersi geçerim diye öyle yağma yok. Yani burada yazılıyor ben Fettah ismini çekerim arkadan da 9. derse geçerim derse öyle bir şey yok. Yani hizmet etmeden, gerçek manada çalışmadan, yani gereğini yerine getirmeden o halin oluşması mümkün değil, zaten değil. Kendi kendine kimse o işi yapamaz. İşaretini ehli bilir diyor. Yani Fettah ismi herkesin çekebileceği bir isim. Ama bunun bir de işareti var. İşareti var. O işaret olmayınca milyon kere Fettah ismini çekse insan
sevap kazanmış olur. Allah'ın ismini zikretmiş olur. Güzel bir şey olur. Ama bir yere varamaz. Sevap kazanır. O ayrı konu. Yani idrak ve şuur olarak yolda bir yere varamaz. Bulunduğu yerde çeker onu. Bu arkadan gelen kelime çok önemli. Mürşidinin himmeti. Bak. Bu hep konuşulur. Himmet. Himmet diye konuşulur. Ve onun irşadıdır. Mürşidinin himmeti onun onu irşad etmesidir. İşte kişi çalışacak. Hani demişler ya dervişin bir tanesi efendim himmet. O da oğlum hizmet demiş. Şimdi biz de şöyle diyelim. Himmet. Bakın himmetin oluşması için zimmet gerekli. Tekrar edelim. Himmetin oluşması için zimmet gerekli. Onun defteri var. Zimmete geçiyor. Yani nasıl demişler? Mürşide hizmet, pire hizmetten murat ne ki? Bilesin seni. Sıdk ile öyle sarıl, ta ki dilesin seni. Zimmet bu işte. Burası biraz esrarengiz tarafıdır. Pek açılmaz ama yeri geldi. Açmaya çalıştık. Kopuyorum. Kopyası da bu, aynısı da bu. Bak ne diyor? Mürşidinin himmeti, yani derviş üzerine himmet, onu irşad etmesidir. Bunların hepsi himmet zaten. Yani yapılan her türlü irfani manada idrakleri yükseltmeye çalışmak, o gönüllere muhabbet aktarmaya çalışmak ve Kevser nehrini gönüllere aktarmaya çalışmak himmettir. Himmeti tarif ederlerken lügat manası hiçbir şey beklemeden yapılan hizmet manasına da ayrıca. Ve himmet karşı tarafa aktarılacak olan bir şey için yapılan çalışmalar manasında. Yine hiçbir şey beklemeden. İşte oradaki küçük ifadede yani pire hizmetten murat ne ki? Murat var burada birkaç tane zaten. Bilesin seni. Gidiyor. Yani diyor ki ben işte dergahta hizmet ediyorum. Efendi Hazretleri'nin havlusunu tutuyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hizmet ediyorum. İşte pire hizmetten murat ne ki? Bilesin seni. Yani kendini bilmen için bu hizmet. Yoksa da şey efendim buna bir ihtiyacı yok. O kendi işini kendi görür nasıl olsa. Tabii ayrı insan hasta olduğu zamanlar olur. Sessiz, aciz kaldığı zamanlar olur. Ayrı. Onu herkes yapar zaten. Komşusu da o hizmeti yapar insanı. İşte pire hizmetten murat ne ki? Bilesin seni. Arkadan gelen sıdk ile öyle sarıl ki dilesin seni. Acaba bütün ben derviş oldum diye gelenler dilenmiş olanlar mı? Ellerini açıp kapıda şarjıda para dilenmiş olanlar mı? Ya. Dilenmeyen gelebilir mi? Dilenmeyen gelemez. O fakra erecek, o fakra benliğini bir sefer pösteki yapacak, paspas yapacak ki gelebilsin. Onu yapmayan gelmez zaten. Ya benim ne işim var onlarla? Onlar avam takımında insanlar. Ben giderim işte şurada burada vaktimi geçiririm. Ne diyor orada vakit geçiririm? Geri kafacılar, huucular, muucular diye. Öyle dediği zaman ispatlamış oluyor zaten. Tasdik etmiş oluyor. Hani diyorlar buna huucular. Allah razı olsun ondan ya. Allah'ın indinde bak şahit oluyor. Bunlar hu esmasını çekiyorlardı. Ya Rabbi diye söylemiş oluyor. Ama o tahkir manasında söylüyor. Allah razı olsun. Keşke hep söyleselerdi.
Her neyse. Mürşidinin himmeti irşadıdır. Hakikat mertebesinin başlangıcıdır. Zimmet demek o dervişlerin gönül aleminde kayda geçmesi manasındadır. Ne diyor? Sıdk ile sarıl ta ki dilesin seni. O zaman o himmet, o zimmet oluyor. Zimmete geçen de himmeti alıyor zaten. Zimmete geçen de mürşid oluyor herhalde. He? Zimmete geçen de yine mürşid mi oluyor? Dur bakalım daha ya nereden yaptırıyorsun? Daha işin başlangıcı. Kaydet beni de defteri. Aş, uşşake, ya mahım diyor ya. Şimdi her gelmiş olan kayda geçiyor mu? Tabii geçiyor zahiren de. Batıra ne zaman geçiyor? Zimmete. Orada kişinin samimiyetine bağlı kalıyor işte. Bu mertebede kişi daha önce görmüş olduğu enfüsi yani kendi nefsinde yaşadığı hakikatleri bu defa afaki yani dış alemde yaşamaya başlar. Yani. Şimdi nefis mertebelerinde çalışıyorken kişi ne yapıyordu? Hep kendine dönük. Yani şu halim var, bu halim var, bu gidecek, o gidecek diye. Neticede safiyete ulaştı. Kendi saflığını idrak etti. Safazan olmadı yalnız. Saf hakikatini mücerret safiyetini idrak etmiş oldu. Ve ondan sonra da dışa açılması artık gerekti. İşte bu mertebede İbrahim Aleyhisselam mertebesinde kişi yavaş yavaş dış alemi tanımaya başlamakta. Onun için işte buranın şeysi de zikri de kelimesi de la faile illallah. Yani bu alemde faal olan Allah'tır. Başka kimse fail yoktur. Ama bu aleme baktığımız zaman her şey var, herkes var. Zıtlıklar içerisinde her şey var. Her şey var da o dışarıdan görünüşüne göre her şey var. Her şeyin bir şeyi ise onların içindeki olan, onlara hayat veren, hareket veren, ruh veren, can veren Hakk'ın ta kendisi. Yani bakın hay esması. Hepsinde olan bu. Cenab-ı Hak birimizden hay esmasını çektiği zaman nerede bizim sevgimiz, düşmanlığımız yani zıtlıklar nerede? Yok. Orada işte o düşmandı bize. Hadi ya kalk düşmanlığını yap bakalım. Kalkar mı? Kalkmaz. Neden? Çünkü onda değil ki zaten bir şey. Onu taşıyan da. Eğer o kendini taşısaydı gene taşırdı. Onu taşıyan gene bir başka bir şey var. Ki gezip duruyordu. Afaki yani dış alemde yaşamaya başlar. Afakı tarif ederlerken kendi enfüsünün dışı afaktır. Yani bizim şu elimizin üstündeki bize ait olan yani hareket ettirdiğimiz an yani bize ait olan saha enfüstür. Bunun üstünde bir milimetre üstü afaktır bize. Ufuk yani dışımızdır. En yakın afak. Ama gözümüzün gördüğü ne kadar varsa ufuk, eğer hava berraksa biraz açıksa 40-50 kilometre neyse işte görüş mesafesini görebiliyoruz. Bizim için orası afak, ufuk. Bir de ufuk kare ile denizin birleştiği yere derler ayrıca. Tekrar yine hava ile karanın birleştiği yere ufuk derler. Kara ile denizin birleştiği ufka da lebi derya derler. Yani onun da ifadesi başkadır. Ama biz gökyüzüne kaldırdığımız zaman milyarlarca kilometreyi görmüş oluyoruz. Tamamen göremiyoruz ama yani ufkumuz o kadar açılmış oluyor. İşte bunların hepsi afak bizim için ufuk. Yani dışımızda olan alem. Eğer bu dışımızda olan alemle içimizdeki olan alemi
Adem'le alemi birleştiremezsek biz yine fark ehli oluruz. Yani kesret ehli oluruz. Hakikat ehli olamayız. Kendi hakikatimizi idrak edemeyiz. Hani nasıl derler? Ne var? Alemde o var, Adem'de. Yani alem eşittir Adem, Adem eşittir alem. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz de söyler, sen kendini küçük bir cisim, bir cirim olarak görürsün, küçük görürsün kendini. Halbuki sen alem-i ekbersin demek suretiyle, manası itibariyle Adem alemden daha büyüktür. Ama fiziği itibariyle Adem yeryüzünde işte 60-80 kilo ağırlığında, 2 metre boyunda, 50 santim genişliğinde bir varlıktır. Suret olarak bakıldığında. İşte bizim de bir şiirimiz vardır. Sen Adem'i iyi tanı, bildiğin Adem değildir o diye geçer. Adem'i biliriz biz böyle dendiği zaman. Ama Adem bir hakikat ilahiye üzere mahluk olarak halk edilmiş olan Adem, yani Hebrerlerimiz bu ismin kapsamındayız. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ın bize yüksek bir değer verdiğini ve kendi kelamı olan, kelamlı olan kitabını bize gönderdiğini ve orada kendisi ve bizler hakkında çok büyük bilgiler olduğunu bize bildirmekle varlığımızın, değerimizin onun indinde ne kadar yüksek olduğunu zaten bu hal bize açık olarak göstermekte. Afaki, yani dış alemde yaşamaya başlar. Şimdi burada Bakara suresinde hani 5 ayet var ya, muhteşem 5 ayet onun baş tarafında. Orada yu'minüne bil gaybi diye geçer. Ve yukîmüne salâte ve mimme râzeknâ min fikûn. Yu'minüne bil gaybi. İşte bu ayet-i kerime ile bu mananın ifadesi vardır çok. Yani afaki idrak etme yönünde. Yu'minüne bil gaybi derken onlar gayba iman ederler diye geçer. Beşeri Arapça tefsirinde, mealinde. Tabii ki orada yu'minüne bil gaybi demekte. Orada bir B harfi cer var. B harfi. B ise ile, birlikte manasında. Eğer yu'minüne bil gaybi'yi gayba iman ederler şekliyle yorumlamak için ayet-i kerimenin yu'minünel gaybe diye gelmesi lazım. Yani yu'minüne iman ederler ne? El gaybe. Gayba iman ederler diye gaybı ayırmak, ayrı bir varlık olduğunu, gayba doğru gidiş olduğunu anlamamız gerekmekte. Ama bil gaybi diyor. Oradaki B ise birlikteliği ifade ediyor. O halde yapılacak işari yorum, bakın genel yorum değil, indi yorum, kişiler kendi idraklerine göre bu anlayışta kimseyi bağlamaz, kimseye de bir hüküm de getirmez. Kişinin kendi mesuliyetinde olan kendi anlayışıdır. Yü'minüne bil gaybi, yani o kişi kendi gaybı ile afaktaki gayba iman eder. Kendi gaybı ile gayba iman eder. Suretiyle değil. Diğerinde yu'minüne bil gaybi, zahir anlamda gayba iman eder diyor bak. Zahiriyle iman eder diyor. İşte kişi daha evvelce kendi hakikatini idrak etmemiş ise bu ayet-i kerimeyi anlaması mümkün değil zaten. Mümkün değil. Anladığını zanneder, iman ettim der ama iman nedir, gayb nedir, iman ettiği şey nedir? Bunların hepsi boştadır. Sadece lafız, laftadır. Yani okur, sevap kazanır, hatim eder. Onlar ayrı, o tarafı aynı. Ama idrak edemez. Bakın hali ve idraki, o hal bulunmaz üstünde, o halin idraki de olmaz. Ayet-i Kerime'yi okur sadece, okumuş olur. Ayet-i Kerime'yi okuyamaz aslında. Okuduğunu zanneder. Bir şeyi okumak demek onun hakikati üzere, hakikati asli haliyle anlamak demektir.
Bu mertebeye gelinceye kadar, yani kişi emmaresini tanıdı, bildi, emmare, levvamesini öğrendi, mülhimesini öğrendi, emmare, levvame, mülhime, mutmainnesini öğrendi, raziye, merziyesini öğrendi. En azından böyle bir mertebelerin varlığının bilincine ulaştı. Hakikatini mutlak olarak yaşamamız zaten mümkün değil. Yok. Kim ne kadar yol alırsa alsın, bunların hepsini tam hakkıyla anlamak mümkün değil. Olsa da yani çok nadide iş, çok zor, zor, hassas bir iş. Ama bize lazım olan genel olarak, form olarak en azından bunların varlığını, bizim bünyemizde böyle meratibin olduğunu bilmemiz bize çok şey kazandırır. Ve de yeterli de olur zaten bize. Bunları burada ne kadar güzel bilirsek ahiretteki açılımı o kadar olacak, o kadar geniş manada olacak. Burada bilinen, burada ilmen bilinen, bakın hüküm budur, orada aynen çıkacak, aynel çıkacak karşısına kişilerin. Ama burada ilmen bilmeye bağlı. Bilmen bilim değil, ilim, bakın ilimle bilim başka şey. İkisi de eğitim üzere ama bilim başka şey. Bilimin başındaki B'yi alırsak, ayırırsak o zaman ilim kalmakta. Gerçek ilime ulaşmakta. O da B'de ile hakkani manada ile hakla olursa ilim, ilim olmakta. Her neyse o ayrı konu. Şimdi süremizde dolmuş ama küçük bir ilaveyle bitirelim. Buraya kadar gelen kişi kendi hakikatini idrak etti. Kendi varlığını idrak etti. Kendindeki ruhunun farkına vardı. Bir ruh olduğunun farkına, bir nur olduğunun farkına vardı. Aklının farkına vardı. Düşüncelerinin farkına vardı. Nefsinin, yani kendine ait bir nefsi olduğunun farkına vardı. Nefsini gördü mü? Görmedi. Aklını gördü mü? Görmedi. Ruhunu gördü mü? Görmedi. Nurunu gördü mü? Görmedi. Ama görmüş gibi fiillerini idrak ederek müşahede etti. Bunların varlığını müşahede etti. O halde gaybını müşahede etti kişi. Yani gaybını bildi. İşte bu kıyas ile kendi gaybını nasıl idrak etmişse, kendinde bir gayb olduğunu bilmiş ve bunu müşahede haline getirmiş ise, yani ciddi manada ruhunun varlığını, aklının varlığını, kendinin nefsinin varlığını idrak etmişse, bu yoldan çıkarak işte yü'minüne bil gaybi oldu. Yani kendi gaybı ile alemin gaybına iman etti. Aslında bu ikan oldu. Ayet-i Kerime genele açıldığı için iman olarak yü'minüne bil gaybi, onlar gayba iman ederler. Yani gayb hakikatlerini kendindeki, yani ne var alemde, o var Adem'de olduğu üzere kendi batınında olan bu safhaların alemde de olduğunu idrak etti ve öyle iman etti. İşte senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim dediği ayet-i kerimenin bunu bize anlatmakta. Hem de ne diyor? Senurihim. Bak, yakında biz onlara göstereceğiz. Bak ne kadar açık ayet-i kerime. Ama kime? Bu yol üzere gelen ve ayet-i kerimeyi bu anlayışla bakanlara, nefislerinde olanı, senurihim ayatina, ayetlerimizi, bak ne kadar açık, ayette işaret manasına. Ayet eğer bir yerde varsa Kur'an ifadesiyle zati bir zuhur olduğundan oradaki işaret hakkın ta kendisidir. Şiarillah'tır. Şairillah. Allah'ın işaretleridir bunlar bütün alemde. Enfüste ve afakta kendi hakikatlerimizi onlara göstereceğiz demek surette de vaatte bulunmakta Cenab-ı Hak. Göstereceğiz diyor. Ne kadar açık. O halde bizim yapmamız lazım gelen şey bu görüşü tatbik edebilmemiz için
göz ve kulak ayarlarımızın yapılması gerekiyor. İşte bu sohbetler, bu şekilde anlatımlar, dinlemeler, bunların hepsi kulak ayarı, göz ayarı, idrak ayar, ayarlarıdır hepsi. Ne zaman ki bunlar bizde de yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacak, o zaman afaktaki ile enfüsü, enfüs ile afakı birleyip tevhid hadisesine bu mertebede de ulaşmış olacağız. O zaman işte o ayet-i kerime bizlere de tahakkuk etmiş olacak. Yü'minüne bil gaybi. Onlar gaybe iman ederler hükmü ile Cenab-ı Hak bizi tasdik etmiş olacak. Bak, bu idrakte olanı ederler diyor, çünkü tasdik ediyor. Bakın orada kim bu idrake gelmişse Cenab-ı Hakk'ın orada kendisini veya o mertebeyi tasdiki açık olarak ortaya çıkmış olmaktadır veya olacaktır gelecekte. Evet, burada sohbetimizi keselim. Birkaç dakikada geçti. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak eden kimselerden eylesin inşallah. Yani göstereceğizden sonra İsra'daki göstermek için kulunu hani dedi, ondan da bağlantılı. O daha üst mertebelerden bahsediyor. Evet. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mesil haram ilel mesil aksa. Sübhanellezi esra bi abdihi abdi ile daha sonra işte mücavir çevresinde olanları göstermek için kulunu kendine getirdi, davet etti diye belirtiliyor. Ondan ilgili İsra suresine bakarsan bizim kitaplardan orada vardır. Evet, kaldığımız yer 84. sayfanın ilk paragrafıydı. Böyle bir sayfa okuyabilmiş. Bir şey yok.